En-nev'us-sani yani ikinci nevi. Neyin ikinci nevisi? Sülasi mezidin. Sülasi mezid üç neviydi. Birinci nevi tek harf ilave olanlar. İkinci nevi iki harf ilave olanlar. Üçüncü nevi ise üç harf ilave olanlardır. Şimdi biz ikinci nevideyiz. Yani sülasi mücerred üzerine yani üç harfli olan fiile iki harfin eklendiği çeşitteyiz. O kategorideyiz. Bunu da 5 baba ayırarak bizlere anlatacak. En-nev'us-sani ikinci nevi. Nevi çeşit demektir. Sani ikinci demektir. Ve o ikinci nevi ma öyle bir şeydir ki zide ziyade olundu. Ziyade edildi, eklendi, ilave edildi. Yani meçhul fiil değil mi? Malumu neydi? Zade. Meçhulü zide. Ne gibi? Kale, gile gibi. Ve o mazide kendisine ziyade olunandır. Fihi kendisine. Harfani iki harf ziyade olunandır. Ale sülasiyil mücerredi. Sülasi mücerred üzerine iki harf ziyade olunandır. Ve o yani ikinci nevi uzun anlatım ile sülasi mücerred üzerine iki harf ziyade ile meydana gelen ikinci nevi ve hamsete buvabin 5 baptır. El babul evvelu birinci bab nedir? Veznini veriyor. İnfaale yenfa'ilu infialen. Sülasi mezitler hatırlayacağınız üzere mastar gayrimimleriyle adlandırılırdı. Mastar gayrimimi burada infial. Dolayısıyla bu babın adı da infial olur. Mezunuhu onun mezunu nedir? İnkesara yenkesiru inkisaran olur. Ve alametuhu onun alameti yani birinci babın alameti nedir? Ennikune mazihi mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Ala hamseti ahrufin. 5 harf üzeri olmasıdır. Hamse 5 ahruf harfler demek esasında. Harfun harfani ahrufin. Cemi mükesser. Harfin diğer bir cemisi neydi? Harfun harfani hurufun idi. Mazisinin 5 harf üzeri olmasının alametidir de ne sebebiyle 5 harf üzeri olacak? Bir ziyadetil hemzeti. Hemzenin ziyadesiyle, eklenmesiyle, sonradan getirilmesiyle. Ve daha neyin ziyadesiyle 5 harf üzeri olması? En-nuni. Nunun ziyadesiyle. En-nuni niye esreli olmuş? Buradaki ba harfi cerri oraya kadar etkide bulunmuştur. Vav atıf. Fi evvelihi. Fiilin evveline. Yani fiilin evveline nun ve hemzenin ziyadesiyle mazisinin 5 harfi zor olması onun alametidir. Cümleyi yani kelimeleri toplayarak toplu bir mana meydana getiriyoruz. Ve binauhu onun binası ne içindir? Lil mudavaeti, mutavat içindir. Yeni bir terim geçti mutavat. Mutavat nedir? Onu bize anlatmaya çalışacak. Ve ma'nel mutavaeti, mutavatın manası, tanımı nedir? Husulu eseri şey. Bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. Neden? En taallugul fi'lil mutaddi. Mutaddi fiilin taallukundan, etkisinden bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. Yani sebep neymiş? Mutaddi fiilin taallukuymuş. O da bir mef'uli, mef'ulu sebebiyle bu durum meydana gelmektedir. Nahu ne gibi? Kesertu züccace, ben camı kırdım. Fen kesara, bu durumda cam da kırıldı. Kesertu, kesara fiili nedir? Mutaddi bir fiildir. Tu onun faalidir. Kesara mazi tabi. Ez-zücac mef'ulü bih'tir. Yani kesara mutaddi. Buraya dikkat çekiyoruz. Fen kesara bu durumda kırıldı. Ne? Zalike, zalike-z-zücacu. Bu cam kırıldı. Zalike bu zücac cam anlamına gelir. Camın kırılmasına mutavat diyoruz. Mutaddi fiilin taalluku dedik ya. Şimdi onu bize anlatacak. Mutaddi fiil bu idi. Bunun taalluku etkisiyle cam kırıldı. İşte cam kırılması nedir? Mutaddi fiilin taalluku etkisidir. Dolayısıyla etkisinin eserin etkisi nedeniyle bir eser meydana geliyor ki cam kırıldığı zaman ortaya gelen şey nedir? Camın kırılması, yere dökülmesidir. İşte buna da biz mutavaat diyoruz. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki camın kırılması mutavaattır. Bu mutavaatı bildirmek için mutaddi olan şu kesara fiilini lazıma dönüştürdük. İn kesara yaptık.
Mutavaat için fiilin lazım olması şarttır. Yani mutavaat ifade edebilmek için. Fe'inne çünkü inkisara zücaci, camın kırılması nedir? Eserun bir eserdir. Bir şeyin sonucudur yani. Öyle bir eserdir ki bu hasale en taalligul kesri. Kesara fiilinin taallukundan meydana gelen bir eserdir. Doğru. Kesara fiili bir etkide bulundu zücaca yani cama. Böylece meydana gelen şey de kırılma oldu. Eser oldu. Yani mutavaat oldu. Ellezi o kesir ki o kesir fiili ki o ve o el fiil mutaaddi mutaaddi fiildir. Kesir fiilinden bahsediyor. Mutavaatı şöyle de açıklayabiliriz. Mutaaddi fiilin etkisinin sunucunu bildirmek için o mutaaddi fiili lazıma dönüştürmek ve böylece eseri bildirmeye mutavaat denilebilir. Mutavaat dönüşlülük anlamına gelmektedir. Önce mutaaddi sonra lazım olmak üzere aynı fiil tabi farklı kalıplarda gelebilmektedir. Mutavaat tabi her fiilde de meydana gelmez. Mutavaatı kabul edebilen şeylerde gerçekleşir bu. Kabul edebilen varlıklar üzerinde gerçekleşir. Yani karşı koyabilecek bir şey üzerinde olmaz. Mesela ben adamı dövdüm, adam da dövüldü. Adam dövülmeyebilir de. Dolayısıyla burada mutavaat gerçekleşmeme ihtimali söz konusudur. Mesela ben duvarı boyadım, duvar boyandı desek, duvarın boyanmaya karşı gelebilme ihtimali yoktur. Dolayısıyla burada mutavaat meydana gelir. Özne yani fail neydi? İşi yapandı. Fail hem işi yapan hem de etkilenen, manaca mef'ul, lafızca fail ise ona dönüştü fiil, mutavaat denilir. Dönüştü fiil de Türkçe'de de vardır. Yani çok da yabancı olacağınız şey olmasa gerek. El-Vâb-ı Sâni, ikinci bab. Nedir? İftâli iftâli iftâlendir. Bu babın adı ne? İftâl. Neden? Çünkü mastar gayri mimi bu. Mevzûnuhu'nun mevzûn nedir? İctema işlemi içtimaendir. Alâmetuhu, onun alameti, yani ikinci babın alameti nedir? Ennikûne mazihi, mazisinin olmasıdır. Mazisinin nözer olmasıdır. Alâ khamset ehrufin, beş harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle beş harf üzeri olacak? Bir ziyadetil hemzeti, hemzenin eklenmesi sebebiyle. Nereye? Fi evveli, fiilin evveline. Ve daha neyin ziyadesiyle beş harf üzeri olması? Ve ta'nın ziyadesiyle. Nereye? Beyne fâi vel ayni. Fâl fiil ile annel fiil arasına ta'nın ziyadesiyle. Şimdi bunu toplamak gerekirse, ikinci babın alameti ne idi? Mazisinin beş harf üzeri olması ileydi ama ne sebebiyle? Hemzenin fiilin evverine, ta'nın da fâil ile aynel fiili arasına ziyadesiyle. Buna göre geriden toplamak gerekirse, fâil fiili ile aynel fiili arasına ta'nın ziyadesiyle ve fiilin evverine de hemzenin ziyadesi sebebiyle mazisinin beş harf üzeri olması ikinci babın alameti olmaktı. Ve binâuhu, onun binası yine lil mutavaati eyzan, aynı şekilde mutavaat içindir. Eyzan aynı şekilde demekti. Nahu ne gibi? Cema'tul ibile, ben deveyi topladım. Fe bu durumda ictema'a ne olmuş oldu? Deve de toplanmış oldu değil mi? Zalikel ibilu, bu develer de toplanmış oldu. Cema'tu fiili nedir? Mutaddi fiildir. Yani cema'a diyelim mutaddi fiil, tusu failidir. El ibil burada mef'ule bih olmaktadır. İctema lazım fiil olması gerekir burada. Şimdi burada mutaddi fiilin taallukundan, değil mi? Toplama fiilinin, toplama eyleminin etkisi ile ne olur? İctema zalike ibil. Şu develer toplanır. İşte böylece mutavaat meydana gelmiş oldu. Erbabu salisu. Üçüncü bab. İf'alle yef'allu if'ilalen. Babın adı ne? İf'ilalen. Çünkü mastar gayri mimi budur. Mevzunuhu ihmerra yehmeru ihmeraran. Alametuhu, onun alameti ise en yekuna mazihi, mazisin olmasıdır. Ala khamseti ahrufin, beş harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle? Biziyadetil hemzeti fi evvelihi. Fiilin evveline hemzenin ziyadesiyle. Ve harfin ahara, ve başka bir harfin ziyadesiyle ki o harf de min cinsi lami fi'lihi, lamel fiili cinsinden olacak.
Nereye eklenecekmiş? Fi ahirihi, fiilin sonuna. Ahir, son demek. Ve binahu, onun binası ne içindir? Li mübalagati lazimi. Mübalağa lazım içindir. Yani lazım fiildir esasında da. Bir fark var. O da nedir? Mübalağa içerir. Ve gıyle denildi ki, yani bir takım alimler tarafından denildi ki, onun binası lil elvani, elvan içindir. Elvan, renkler anlamına gelen cemi mükesserdir. Levnun, levnani, elvan, renkler içindir denildi. Ve daha el-uyubi, ayıplar için, yani kusurlar içindir denildi. Misalul elvani, renklerin misali, nahvu ne gibi? İhmar ve zeydün. İhmar ve zeydün, zeyd çok kızardı demektir. Yani hamura olsaydı kızardı olurdu. Bu baba soktuk o fiili. İhmarra oldu. O zaman çok kızardı. Çok manası nereden geldi? Çünkü bu baba giren fiillerin binası değil mi? Yapısı gereği çokluk ifade etmesi gerekir. Mübalağa ifade etmesi gerekir. O yüzden çok kızardı dedim. Kim kızarmış? Zeydün zeyd. Meful bih almışım, almamış. Neden? Çünkü fiil lazımdır. Bildiğimiz lazım fiil. Sadece bir mübalağa içermektedir. Ve misalul uyubi, ayıpların misali, nahvı ne gibi? İ'verra şaşı oldu. Kim? Zeydün. Zeyd. Zeyd şaşı oldu. Şimdi renkleri misal mesela nedir? Esfaru sarı, isferra çok sarardı. Ehmeru kırmızı, ihmerra çok kızardı. Ehvaru yeşil, ihvarra çok yeşil oldu. Kusura başka misal mesela ehdebu kambur, ihdebbe kamburlaştı. E'racı topal, i'racı topal oldu. Yani bunlar da ayıplara örnek olarak verilebilir. Başka örnek olarak. Elbabu rabi'u, dördüncü bab. Tefa'ale, tefa'ulü, tefa'ulen. Babın adı ne? Tefa'ul. Neden? Mastar gayri mühim bu çünkü. Mevzunuhunun mevzunu tekelleme, tekellüm, tekellümendir. Ve alametuhun alamet ennikuna mazihi, mazisin olmasıdır. Ne üzere olması? Ala hamset ehrufin, beş harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadeti ta'nın ziyadesi eklenmesi ile. Nereye? Fi evvelihi, fiilin evveline ziyadesiyle. Ve daha neyin ziyadesiyle? Harfin ahara, başka bir harfin ziyadesiyle ki o harf min cinsi aynı fi'lihi, aynı fiili cinsinden olacak. Min dendan cins cins aynı fi'lihi, aynı fiili. Bu harf da nereye eklenecekmiş? Beynel fa'i vel ayni. Fa'l fiili ve aynı fiili arasına, fa'l fiili ve aynı fiili arasına ne? Aynı fiili cinsinden bir harf eklenecek. Ve fiilin evveline de bir ta'nın ta eklenecek. Bu şekilde mazisi 5 harf üzere olacakmış. Ve binâuhu, onun binası li tekellufi, tekellüf içindir. Ve ma'ne tekellüf, tekellüfün manası nedir? Tihyasa da tehsilul metlubi, matlub istenilen, talep edilen şey, tehsil elde etmek, tahsil Türkçe'de de kullanılır, matlub da kullanılır biraz. İstenilen şeyin elde edilmesidir. Şeyen. Bunu da söylerim de. Tahsil-i metlubi şeyen. İstenilen şeyin elde edilmesidir ama ba'de şeyin. Başka bir şeyden sonra. Direkt elde edilemiyor yani. Önce bir şey elde ediyorsun. Daha sonra diğer şey elde ediyorsun. Ama istediğin şeye ulaşmak için önce başka bir şeyi geçmen gerekiyor. Bir şey elde ediyorsun. Daha sonra istediğin şeyi elde edebiliyorsun. Nahvu ne gibi? Taallemtu, ben öğrendim. Neyi? El ilme, ilmi öğrendim. İlmi direkt mi öğrenmiş yoksa başka bir şeyden mi öğrenmiş? Şimdi ona bakacağız. Meseleten, bir meseleyi, yani ilimden bedel değil mi? İlmi öğrendim. İlimden kastım işte bir mesele öğrendim. Onu da ba'de meseletin, başka bir meseleden sonra öğrendim. Direkt değil yani. Bir meseleden sonra başka bir meseleyi öğrendim. Tekellüf neymiş? Bir şeyden sonra istenilen başka bir şeyi parça parça, yavaş yavaş elde etmeye denilen bir şeymiş. El-Babul Hamisu, 5. bab. Tefa'ale, yetefa'ale, tefa'ulen. Babın adı tefa'ul. Mevzunuhu, mevzunu, teba'ade, yetebâ'ade, teba'uden.
Alametuhu en nikuna mazihi, mazisinin olması onun alametidir ama mazisinin ne olması? Ne üzere olması? Ala hamseti ahrufin, 5 harf üzere olması. Ne sebebiyle? Bir ziyadeti ta'i fi evvelihi. Fiilin evveline ta'nın ziyadesiyle vel elifi ve elifin ziyadesiyle beyne fa'i vel ayni. Aynel ve fa'il fiil arasına elifin ziyadesi, fiilin evveline de ta'nın ziyadesiyle mazisinin 5 harf üzere olması onun alameti oluyor. Ve bina'uhu, onun binası lil müşareketi. Müşareket içindir, yani ortaklık içindir. Beynel isneyni. Bine yazmasına bakmayın, harke kaymış. Beynel isneyni iki kişi arasında. Fesaiden veya daha çok kişi arasında. Yani beynel isneyni iki kişi arasında. Fe saiden ve iki kişiden daha fazla kişi arasında. Ki ortaklık içindir. Misal müşarekete beynel isneyni. İki kişi arasındaki müşarekete misal, değil mi? İki kişi arasında gerçekleşen müşareketin misali. Nahvu ne gibi? Tebaede zeydün. Şimdi burada ne yapmış ibare? Tebaede zeydün an amrin yazmış. Ve buraya bir demiş. Dipnot. Dipnota bakalım ne varmış. Sevabuhu demiş. Yani onun doğrusu tasihli, düzgün yazılışı nedir? Tebaede zeydün ve amrundur. Bazı ibarelerde bu şekilde yazılmadığını görebilirsiniz. Elinizdeki ibareye göre siz de böyle yazmıyor olabilir. Yani bazı ibarelerde nasıl yazıyor? Tebaade zeydün amran yazıyor ki bu yazılış yanlıştır. Tefail babından gelen fiilin hadisindeki ortak olan zatlar fail olarak zikredilir ve her ikisi de ref olarak iraplanır. Yani tebaade zeydün ve amrun, zeyd amurdan, amur da zeytten uzaklaştı. Yani uzaklaşma eylemi olan tebaade fiilini hem zeyd hem de amr işlemiştir. Tesalehel gavmu gavmun mesela. Bir kavim diğer kavimle anlaştı. Diğer kavimde ne yapmış olur? Diğer kavimle anlaşmış olur. Yani bir kavim bir kavimle anlaştığı zaman, diyelim ki A adındaki kavim B adındaki kavim ile anlaştı. Bu durumda anlaşma işini sadece A mı yapmış olur? B yapmış olmaz mı? Aralarında bir sulh imzalanıyorsa bu sulhü sadece A mı imzaladı? B de imzalamış oluyor. Yoksa tek taraflı anlaşma olurdu. Dolayısıyla bu baptan gelen fiillerde bir ortaklık söz konusudur. Ve misal edelim müşareket beynel isneyni. Fesaiden. İki kişi ortaklığın iki kişinin üstündeki bir varlıklar arasında meydana gelişi. Yani iki kişiden fazlası için müşareketin ortak müşareketin misali nahvu ne gibi tasalah sulh etti el gavmu demiş. Bu aslında el gavmu diye bitmez. Tasalah el gavmu gavmun olur. Bir kavim diğer kavimle. Dolayısıyla diğer kavim de o kavim ile ne yapmış olur? Sulh etmiş olur. Enne'u salisu. Üçüncü nevi. Ve hüve o mazide fihi. Burada üçüncü nevi de okuyalım. Enne'u salisu, üçüncü nevi ve hüve o ma, öyle bir nevidir ki zide ziyade olundu. Zide neydi? Meçhul fiildi, mazi idi. Zade zide. Fihi kendisine ziyade olundu. Selasetu ehrufin, üç harf ilave edildi. Ale sülasiyi, sülasi üzerine. Yani üç harfli olan o asli fiile üç harf daha ilave edildi. Böylece altı harfli bir fiil elde edilmiş oldu. Zaten bunun daha üstünde bir fiille meydana gelmiyor. Yani dört harf ilave edilmiyor hiçbir fiilde. Ve hüve o erba'etü ebvabin, dört baptır. Üçüncü nevi dört bab. Ne demiştik? Birinci nevide bir harf ilave oluyordu. İkinci nevide iki harf, üçüncü nevide üç harf. Her nevi için artı bir yani. Birinci nevide bir, ikinci nevide iki, üçüncü nevide üç harf eklenmektedir. Elbabul evvelu, birinci bab, istef'ale, yestef'ilu istif'alen. İstifal babı bu. Mevzunuhu istahrece, istahricu istihracen. Ve alametuhu, onun alameti, ennikuna mazihi, mazisinin olmasıdır. Ala sitteti ahrufin, sitte yani altı. Altı harf üzeri olmasıdır.
kelimesini hatırlıyoruz diye umuyorum. Neydi? Harfun harfan huruf birinci cem mükesseri. Harfun harfan ehrufin. Bu da ikinci cem mükesseri. Yani iki tane farklı cem mükesseri oluyordu harfin. Ne sebebiyle alt harf üzeri olacaktı mazisi? Bir ziyadetil hemzeti ve sini ve ta'i. Ta'nın ve sinin ve hemzenin ziyadesiyle. Yani üç harfli fiile üç tane harf eklenecek. Neymiş onlar? Ta, sin ve hemze. Fi evvelihi, fiilin evveline bunlar koyulacak. Ve binauhu, onun binası ne içindir? Litaniyeti galiben. Çoğu kez mutaddi içindir. Ve gad yekunu lazimen. Bazen de lazım için olur. Adeta sülasi mücerretlerde sürekli işlediğimiz gibi aynı babı tekrarladık. Sanki oradayız. Misal-ül mutaddi, mutaddinin misal nahvu. İstahrace zeydün el-male. Harece çıktı idi. Sülasi mücerret. Harece yahrucu. Birinci bab. Harece çıktı. Bunu ne yaptık? İstifal babını aktardık. Elipsin ta ekledik. Değil mi? Aslında neydi? Harace. Harace idi. Ne olmuş? Elipsin ta eklenmiş. İstahrace oldu. Harece çıktı. İstahrace çıkardı. Kim çıkardı? Zeydün Zeyd çıkardı. Neyi çıkardı peki? El male malı çıkardı. Yani yerden bir mal olabilir, farklı bir şey olabilir. Demek ki mazi fiile 3 harf ekleniyor. Bunlardan nedir? Hemzesin ta'dır. Ve baptan başka bir baba bir fiil aktardığımızda mana her zaman değişmese de çoğunlukla değişmektedir. Harece çıktıyken istiharaca çıkardı oluyor. İstiharaca mütaddi fiil, zeyt fail, el mal ise mef'ul bih'tir. Misalul lazım misali nahv örnek istahcara taşlaştı ne etlinu çamur istahcara çamurlaştı nedir lazım fiildir istifal babındandır mazi fiildir etlinu ise burada ne olmaktadır fail olmaktadır. Ve ile denildi ki yani bazı alimler tarafından denilmiştir ki bu babın binası li talebil fi'li fiilin talebi içindir. Yani herhangi bir fiilin isteği içindir. Nahu ne gibi? Estağfirullah. Allah'ım beni affetsin. Allah beni affetsin demektir. Ey yani etlubu ben istiyorum. Ne istiyorum? El mağfirete bağışlanmayı istiyorum. Kim tarafından bağışlanmayı? Minallahi Teala, yüce olan Allah tarafından bağışlanmayı talep ediyorum. Bu anlama gelmektedir. Elbabu sani. İkinci bab. İf'au ale, yef'au ilu if'i alen. Dir. Mevzunuhu, i'şevşebe, i'şevşibu, i'şi şaban. Ve alametuhu ve onun alamet ennekûne mazihi alâ sittet ahrufin mazisinin de altı harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Fiilin evveline hemzenin ziyadesiyle ve daha neyin ziyadesiyle? Harfin ahara min cinsi aynı fiilihi. Aynı fiili cinsinden bir diğer harfin ilavesiyle. Vel vavi ve de vavın ziyadesiyle. Bunlar nereye eklenecekmiş peki? Beynel ayni vel lam. Lam el fiil ile aynel fiil arasına. Ve binauhu li mübalagatil lazim. Mübalağa lazımı da görmüştük. Lazımdır da sadece mübalağa içerir. Binası mübalağa lazım içindir. Lennehu zira yugalu denilir. Aşebel erzu. Aşubel erzu. Ne demektir? Aşubel erz. Yer yeşerdi demektir. Bu ne zaman denilir? İza nebete bittiği zaman ala vecih erzi vecih yüz demek erz yer demek yeryüzü üzerinde bittiği zaman fil cümleti az bitki yani nebat az olduğu zaman ve yugalu bu cümle o zaman kurulur diyor. Şimdi virgül yine bir cümle ve yugalu ve denilir yani şevşebel erzu yani ne demek? Yeryüzü yemyeşil oldu demektir. Yani yer yemyeşil oldu. Bu cümle ne zaman kurulur? Yani İ'şevşebel erzu. Ne zaman denir? Yer yemyeşil oldu. Ne zaman dersin? İza kesura çok olduğu zaman ne? Nebatu vejhil erzi. Yer yüzünün
nebatları, bitkileri çok olduğu zaman enşevşebel erzu deriz. Çünkü enşevşebe mübalağa içerir, çokluk içerir. İşte o yüzden yeryüzü yemişir olduğu zaman veya bitkiler çok olduğu zaman diyelim enşevşebe dersin. Eğer çok değilse aşübel erzu dersin. Erbabu salisu if'avvele if'avvilu if'ivvalen if'ivval babı. Mezunuhu iclevveze iclevüzü iclivvazen ve alametu ennikuna mazihi, mazisinin olması onun alametidir. Ala sittet ehrufin, altı harf üzeri olması ama. Biz ziyadetel hemzeti fi evvelihi, fiilin evveline hemzenin ziyadesiyle vel vavi beyne vel vaveyni, iki vavın ziyadesiyle beynel ayni vel lame, lame fiil ile aynel fiil arasına. Lamel ve aynel fiil arasına iki vavın ziyadesi ve fiilin evveli de hemzenin ziyadesiyle mazisinin altı harf üzeri olması bu işlemiş olduğumuz üçüncü babın alameti olmaktadır. Ve bina'uhu eyzan limibalegatel lazim. Aynı şekilde mübalağa lazım içindir binası. Lennu zira yugali denilir. Celezel ibilu. Celeze yürüdü demek. Ne el ibilu? Deve. Ne zaman kullanılır bu cümle? Celezel ibilu tabi bir deve için ne zaman kullanılır? İza sara yürüdüğü zaman seyran bir süratin. Süratlice yürüdüğü zaman diyor. Bir deve hızlı yürüdüğü zaman bunu bu cümleyi kurarsın. Ve yugalu denilir. İclevvezel ibilu. Deve çok çok hızlı yürüdü denilir. Ne zaman denilir ama? İza sara seyran. Deve yürüdüğü zaman bir ziyadeti süratin. Ziyade sürat ile. Yani çok hızlı yürüdüğü zaman. Ne yaparsın? O zaman diyor işte celeze mücerret fiilini iclevveze yaparsın. Yani bu babı aktarırsın. El-babu rabi'u dördüncü bab. İf'alle yef'allu if'i'alen dir. Esasında şurayı doğru okumak için izâ sârat seyraten denilmesi gerekir. Sârat seyraten yani müennes yapılması gerekiyor. İbilden dolayı. Aynısını yine sara yerine sarat seyraten demek gerekir. Yani bu ibarede böyle yazıyor. Bazı ibarede sarat şeklinde müennes yazmaktadır. Doğrusu müennes olmasıdır. Tekrar edelim. Celezel ibilu iza sarat şuradaki te açık bildiğimiz fiillere, mazilere denk gelen açık te. Seyraten yuvarlak bir te. Bir süratin devam ediyor. Ve yugalu İclevvezel ibilu izâ sârat yine açık te ra'dan sonra seyraten olacak burası yani ra'dan sonra elif eliften sonra yuvarlak ta olacak tıpkı şuradaki gibi burası bu şekilde. Elbâb-ı râbi'ün dördüncü bab ki südâsilerin sonuncusu oluyordu. İf'âlle yef'âl if'î'âlen mezûnuhu ihmâr ve yehmâr ihmîrâran. Alametuhu ennekûne mâzîhi alâ sitteti ehrufin. Bazı ibarelerde ehrufin yerine harfin yazmaktadır ki bu yanlış. Ehrufin olacak. Ona dikkat edelim. Alametuhun alameti ennekûne mâzîhi. Mazisinin olması. Ne üzere olmasıdır? Alâ sitteti ehrufin. Altı harf üzere olmasıdır. Biz ziyadetil hemzeti. Hemzenin ziyadesiyle. Fî evvelihi. Fiilin evveline. Daha neyin ziyadesiyle? El elifi, elifin ziyadesiyle. Beynel ayni vel lami. Lame fiili, ayni fiili arasına. Ve harfin, ahara ve bir başka harfin ziyadesiyle. Ki o harf de min cinsi lame fiilihi, lame fiili cinsinden olmalı. Bu fiil de, yani bu harf de fi ahirihi, fiilin sonuna eklenecek. Ve binauhu, onun binası, li mübalagatil lazim. Mübalağa lazım içindir. Yani lazımdır da mübalağa içerir. Lakin hazel babu fakat bu bab eblevu daha mübalağalıdır. Eblevu kelimesi nedir? İsmi taftil değil mi? Daha mübalağalıdır. Neden daha mübalağalıdır? Min babil if'ilal. İf'ilal babından daha mübalağalıdır. Lennuhu zira yugalu denilir. Burada hamira demiş mesela. Hamura zeydün. Zeyd kızardı denilir. Ne zaman denilir? Hamura zeyd cümlesi ne zaman kurulur?
İza kâne lehu humratun fil cümleti. Cümle az demek. Kızarıklık az olduğu zaman, kendisindeki kızarıklık, yani Zeyd'deki kızarıklık az olduğu zaman ne denilir? Hamra Zeydun denilir. Ve yugalu ve denilir ihmara Zeydun. İhmara Zeydun, ya bu cümle kurulur. Ne zaman kurulur? İza kâne lehu, o Zeyd için olduğu zaman, ne? Humratun, kırmızılık olduğu zaman. Kırmızılık nedir olduğu zaman, yani kânenin haberi? Mübalağaten, mübalağa olduğu zaman, yani çok kırmızı olduğu zaman denilir. Ne denilirmiş? İhmara Zeyd. Ve yugalu ve yine denilir ihmara Zeydun. Az önce ihmara, şimdi ihmara, bir fark var. İhmara Zeydun denilir. Ne zaman denilir ama? Bu cümleye ne zaman kurarsın? Zeyd için ihmara ne zaman dersin? İza kâne lehu, o Zeyd için olduğu zaman. Ne olduğu zaman? Humratun, kırmızılık olduğu zaman. Ziyadete mübalagatin, mübalaganın da ziyadesinde olduğu zaman. Yani çok çok kırmızılı olduğu zaman denilir. Buna göre ihmara, yani şu işlediğimiz if'i'al babı var ya, en son işlediğimiz babın mübalagası önceki bablara nazaran çok daha fazladır. Yani mübalağalar arasında da ne varmış? Bir derece vardır. Felanca bab mübalağa içerir ama işte bu bab o babtan daha fazla mübalağa içermektedir. Anlatılmak istenen şey buydu. Böylece Sülasi Mezid'in de sonuna gelmiş olduk.